Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konsepti biraz değiştirdim. Çünkü hem oyun çok ağır gidiyordu hem de yani, nasıl diyeyim her şeyi anlatacağım derken hiçbir şey yapmıyorduk gibi bir şey oluyordu. Bugün de şöyle bir sorun çıktı. Arada böyle bir ekran bir göz kırpıyor. Şimdi o benim bilgisayardan kaynaklanıyor muhtemelen de. En son hatırlarsanız limanları yapmıştık. Evet, şimdi gemimiz geliyor. Yalnız ben buna bekle demediğim için 18 ton almış geliyor. Neyse. Şimdi ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Kader sana. Şimdi elektriği biraz düzenledim. Neredeyse şu aydına yaklaştırdım. Bu noktada. Ondan sonra bazı binalar kurdum. Şöyle kurmaktan kastım. Binayı biz yapacakmışız şekilde yerleştirdim. Şimdi onları parayı bastırıp yapacağız. Beklemeyeceğiz. İzmir'i neredeyse kuracağız. Ondan sonra çünkü şu bölgede bir çok acil bir düzenleme yapmam lazım. Artık ciddi ciddi her şey sorun olmaya başladı. Çocuk kreş olmadığı için iş sıkıntısı sürekli oluyor. Yeni ev kuruyorum ama çok kısa bir süre sonra o da aynı sorunu vermeye başlıyor. Elektrikle ilgili işçi sıkıntısı var. Gitmiyorlar. Beni deli ediyorlar. Bu arada bayağı bir yolu şey yaptık. Asfalt yaptık. Pardon, asfalt diyorum. Çakıl. Ondan sonra başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Dediğim gibi işte şimdi şeyleri göstereceğim size. Yaptığım şeyleri. Aynı anda onları tıklayacağız. Mesela şuraya gelelim. Evet arkadaşlar. Burada yolları asfalta yapmak için İzmir Asfalt Plant diye şey gelmiş. Bunu basıyoruz. Bu arkadaş olacak. Bu arada yol verelim gitsin. Bu olduktan sonra ham maddelerini aldıracağız. Evet, bu arada Emre, gerçi cevap verdim ben sana ama Kozmonaut modunda yeni bir haritaya başlamak gerekiyor. Şimdi o modla ilgili şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Kozmonaut bu artık en üst seviye diyebiliriz yani. Nasıl diyeyim, şey yapmıyorsunuz mesela, şu, hatta uygulamalı gösterelim. Şu arkadaşa geldik, suyumuz var, kanalizasyonumuz var, elektriğimiz var, hatta 3-4 yerden elektrik almış, yaya yolunu görüyoruz. Buradan yaptığınız binayı kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu işçi sayısını düşürüp artmak. Zaten maksimum yazıyor. Sonu geçemiyorsunuz ama 3 kişi de çalıştırabilirsiniz. 5 kişi de. Neyse, bunu geçtik. Buradan girdiğimiz zaman otomatikte veya manuelde. Yani manuelde mi, bir sefer bir defaya mahsus. Öyle yapalım. Manuele tıkladık. Bir defaya mahsus. Bana diyorum 1 ton ya da 2 ton bitumen, 2 ton da gravel al diyorum. Bakın 454'müş. Kargosuyla birlikte 494 oluyormuş. Aldık. Binamızın elektriği var, suyu var, kanalizasyonu bakın şuradan %5'ten görüyorsunuz. Bunu takip edin. Şey olmasın. Pompa motorları, ya bak şu ekrana bak. Evet, bundan sonra şey de yapabiliriz. Kozmonaut modunda burası yok. Şunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Al diye bir seçenek yok. Bunları ne yapacaksınız? sınırlardan kendiniz alacaksınız. Nakliyesi size ait olacak tamamıyla. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer ki biz gerçek ayarlarda İzmir'de başlamış olsaydık, hemen buraya bir liman kurmamız. Bak, gemi de şu anda geliyor. Liman kurup limanla buradan dışarıdan mal alıp getirip buradan boşaltıp buradan mesela şurada kurulum yapmış olsaydık, araçla buraya nakliye yapacaktık. İnanılmaz uzun sürerdi. Yani bu haritaya mahsus bir şey. Ama işte dedim ya, gerçek hayattaki gibi öyle langır langır şey yok. Biz ne yapıyoruz? Buna yakınını yapıyorum ben. Mesela diğer her şeyi zorda oynuyoruz. İşte elektrik olsun, elektriğin her şeyde kullanılıyor. Yani her noktaya lazım. Sadece evlere ya da inşaatlara şeyleri değil, fabrikalar değil, yoldaki şeylere, trolleybüslerin vesairelerinde elektriğini biz sağlıyoruz. İşte kanalizasyon, su. Yani su dediğiniz zaman şu
şöyle gösterebilirim. F3'e basalım. Evet. Mesela bakın kanalizasyon sistemimiz şu anda bu arkadaşlar. Suyu buraya getiriyoruz. Bak şu boru hattı. Suyu buradan pompa ile çekiyoruz. Buraya giriyor. Aslında pompa da değişik bir şey bu. Pompa da değil, sadece suyu çekiyor. Buraya ilk pompaya geliyor. Bu pompayla suyu bu noktaya basıyoruz. Buraya bastıktan sonra burası aynı anda suyu ilaçlayarak şeyini arttırıyor. Daha içilebilir yapıyor. Buradan kendi deposunun iki çıkışı var. Buradan 300 ya da 500 tonluk bir varil gibi bir şey düşünün. Tanka geliyor. Buradan da bakın şehre bir noktasına basıyorum. Diğeri ise buradan çıkıyor. Buradaki bir pompaya geliyor. Bu pompa buraya basıyor. Buradan yine bir pompaya denk geliyor. Oradan pompada bu ilerideki dörtlü dağıtım arkadaşlar bunlar. Şöyle bir boru alırsam elime. Bakın üçünü kullanmışız. Bir tane de buraya verebiliyor. Daha sonra buradan bu pompaya, bu pompadan buraya gelmiş. Burada kalmış. Sadece buradan aşağı vermişiz. Çünkü buralar boş. Bir altyapısını hazırlamışım. Buradan da sağa sola dağıtacağız. Şimdi bu tamam. Bu şekilde gidiyor gördüğünüz gibi. İşte buraya gelmiş bir tane. Mesela şöyle tıkladığınız zaman buradaki de bir şeyler çok kurulu değil diye ihtiyaç duymuyor. Kanalizasyon. Kanalizasyonda da pompalar tam tersine çalışıyor arkadaşlar. Bu noktaya değil, bu noktadan ileri doğru geri basıyorlar yani. Buradan gördüğünüz gibi buraya geliyor. Bakın şurada bir derinlik var. Bu derinliği vermek zorundasınız. Burası aynı anda pompa. Buradan alıp bir daha yukarı çıkıyor. Zeminle birlikte bu sürekli hareket ediyor. Şurada şu saçmalığı yapmamın sebebi de oydu. Bu şekilde denk geldi. Şuradan şöyle dümdüz inemedim. Ne yaptıysam indiremedim. Böyle böyle döndürdüm. Şurada kanalizasyona geldik bakın. Burada kanalizasyondan biz bakın aşağı doğru iniyor. Bir daha yükseltiyoruz pompayla. İleriye doğru bastırıyoruz. Yani pompaları yapmazsanız çalışmaz. Sonra buraya geliyoruz. Burada bir ayrım var yine. Basıyoruz. Bakın derinlikleri buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar yani zemindeki derinlikleri. Bakın buraya ne kadar gelmişiz. Pompayla bir daha basıyoruz buradan. Geliyoruz. Buradan da üçlü gruba, oradan da tahliyeye gelmiş. Tahliyenin oradan bir tane de şehrin oraya almışız. Çalışmıyor şu anda da biraz bir takım altyapıları oluşturmaya çalıştım. Çünkü gerçekten de video esnasında çok sıkıntı oluyor bunlar. Çok gereksiz zaman kaybı, gereksiz kirlilik gibi bir şey oluyor. Yani oyuna dair hiçbir şey göremiyorsunuz gerçek anlamda. Şimdi F3'e basıp bu sahneden çıkıyoruz. Şu anda oyunumuz duruk. Şimdi onun dışında şöyle bir hat çektim. Burada da hazırız yani. Ondan sonracığıma gördüğünüz gibi diğer hat burada. Burada bir tane benzin istasyonu kurdum. Çünkü niye derseniz buradan şehirden gelenler hem bu noktaya ileri gidip yolları falan yaptırıyorum artık şehir dışındaki asfaltı. Bu noktadan benzin alıp gelsinler diye. Zaten bir tane de şurada var hemen önlerinde. Ondan sonracığıma ya yapmışım işte ya gidebilir. Şimdi bu yukarıya bir yere kurmak lazım. Şimdi şuraya bir tane kuruyoruz. Onu da göstereceğim şimdi. Ondan sonra işte buraya Uşak'a kadar gelmişiz. Buradan işte şu yolu Aydın'la bağlamamız lazım. Şu arıyı bağlayacağız. Burada bir şeyler yaptık. Evet, şurada Balıkesir için güzel bir şey var. Balıkesir'e başlıyoruz ufaktan. Ondan sonra başka başladığımız bir iki şehir daha var. Bunlardan bir tanesi İstanbul, bir tanesi Zonguldak. Evet, onlara da ufak birer başlangıç yaptım. Onlara da geleceğiz bugün. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Parayı harcıyoruz. Bilmem kaç milyon ruble harcayacağız şimdi. Evet, nereden başlayalım? Gösterişli yerlerden başlayalım. Evet, şurada bir tane. Evet, şöyle olsun. Bu arada şehir çalışmaya devam etsin. Hop. Bunları da görelim. Şunu da paralıya alalım artık bir şey yaparsak. Çünkü şu anda
bir takım sorunlar ortaya çıkabilir bir anda. Bakın şurada trafo olması lazım şu, değil mi? Evet. Bakın limanı besliyor. Buranın şimdi bir tamamen bir kurulsun. Hadi bakayım. Aslanım koçum. Kışa geldiğimiz için hava biraz sıkıntılı derken yağmur başladı. Evet. Arkadaşlar burası şöyle Yunanistan'dan bile görünecek. Bir şey. Şimdi içeriğine bakalım. Buraya tıkladık. Evet arkadaşlar. Restoran. Ya da sütörse hayır restoranda değil. Ha, komünist binasıymış burası. Bunun gibi bir tane daha restoran var. Ben o restoran zannettim. Evet. Palace Hotel gibi böyle bir insanların gelebileceği yer. Buradan bunu düşürerek fiyatını düşürmüş oluyorsunuz. Yani o düştüğü zaman şey oluyor. İnsanlar daha çok gelebiliyor. Tabii kazanç meselesi. Şimdi buranın şu an için çalışmasını istemiyorum. Elektriği olacak ama kanalizasyonları falan şu an için herhangi bir düşüncem yok. Ondan sonra şurada şunu bir kuralım. Evet. Şurada da bir heykelimiz var. Şöyle tam girişte güzel gözüküyor. Yani şuraya yağmur yağıyordu, fark ettiniz mi? Hani biraz değişik olsun istedim bu bölgede. Evet. Bu arkadaş ne yapacak şimdi? Nereye gidiyorsun o? Sonra şuraya gelelim. Evet. Şunu kur. Şunu kur ve şurayı da. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar burası da şöyle oldu. Evet, Türk bayraklarımızı da özellikle koydum. Aslında tabii ki Atatürk'ün heykeli değil ama bu açıdan böyle bakınca da neden olmasın? Değil mi? Şey gibi oldu. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tam böyle. Şurası da şey oteli. Neydi o? Efes Oteli mi vardı onun arkasında? Oradan böyle. Buradan. Gördünüz mü? Gayet hoş oldu değil mi? Beğenmediyseniz söyleyin ha. Ondan sonra cuma ne yapıyoruz? Evet. Şurada. Evet arkadaşlar. Şu kavşakları, döner noktalarını falan hep şey yapmaya çalışın. Ah, yine elektrik gitti ya. Bak gidelim, işçi yoktur kesin. Yok işçi yok. Abi bak buradalar. Şunu anlamıyorum. Ev 10 kişilik, tamam. Diyorsun ki 6 kişi gidemiyor. Ne ara hepiniz mi hamilesiniz anasını satayım? 10 kişilik evin 6 tanesi şey yüzünden gidemiyor. Çıldırtıyor beni ya. Sonra bunu kurdum bir de buraya. Şu da var. Yani şu 3 evden şurayı bir çalıştıramadım gitti ya. Yok böyle bir şey. Nereye gidiyor? Niye %100'ünü alıyorum ben buraya? İstemiyorum %100'ünü. O zaman böyle. Al, al. İşte o yüzden çok sıkıntı yaratıyor bana bu elektrik. Bu gemi ne yaptı? Valla ben bunun borularına da bakmadım ama. Neyse. Onu geçtik. Burası kuruluyor. Şuraya benzincimizi de kuralım. Evet, benzincimiz kuruldu. Otomatikman kendi yakıtını aldı içine.
Bunu daha da yükseltebiliriz ama şey olduğu zaman buradan kapatacağız. Yakıtımızı kendimiz yaptığımız zaman. Şimdi burası elektriği var. Durun bakalım şuna bir. 18 tonu bırakacak mı? Ben işte tıklamayı unuttum. Tamamen doldur demiyor. Evet geliyor. Gördüğünüz gibi. 17,98. Şimdi bir daha gidecek. Şimdi bunu şuradan Hatay'da limanında bu diyor ki bak şunu tıklayacağız yani. Buraya da gel. Yani doldana kadar bekle, boşalana kadar bekle. Olay bu. Artık 17 ton yakıtımız burada. Ve şunları da tıklayalım. Ve görelim neler çıkacak. Evet, burada şöyle büyük bir çapa heykeli böyle şeylere yine Sovyetler Birliği'nin orak çekiç. Tabii başka şeyler olsaydı başkalarını da koyardık da ne varsa. Burası arkadaşlar petrolden işleyeceğiz rafineri. Evet, burası da şöyle bir merkezde belediye binası olarak düşünebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi gayet şu nokta özel koşmak gölü falan böyle yanında. Evet. Daha sonra işte bir esas yerleşim yerimiz burası. Şimdi işaretle. Şimdi şunlar bir kurulsun. Hepsini anlatacağım. Bakacağız beraber. Bu şekilde tam seçilmeyecek zaten ne olduğu, o yüzden şey yapmayın. Şunu tıklamadık herhalde. Evet, işte şehir kuruluyor. Evet arkadaşlar böyle. Bile bile. Hadi son bina. Akşam yapma be. Ama şunu tıklamamışız. İyi bari hızlı oldu. Evet. Şundan kurtul. Evet arkadaşlar burası normal evler. Tabii peyzaj da oturttum. Şurayı görüyor musunuz? Böyle değişik bir şey oldu. Yani yolda çok meyilli kaldı. Neyse. Ah, bu arada kış için küçük bir hazırlık. Kar küremeler. Bir. İkinci kar küreme. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü. Dört tane üçlü var. Bunların mesafesi var. Bakın arkadaşlar 1 kilometrelik 3'e kadar var da gerek yok. O kadar uzağa gidip gelmesinler. Buradaki amacım eğer şey olsa bu ilk başta şuraya gelirse, çünkü bu yol çok önemli. Buraya açsın. Bu içerideki şu çakıl taşı alıyorlar ya. Şu bölgeyi temizlesin diye düşündüm. Burası da normal şu gidişatı açar. Burası da buradan içeriye doğru girerse şey yok. Buraları zaten şey değil. Ne derler ona? Burayı tıklayabileceğiz mi? İnşallah bunları düzgün oturtmuşumdur. Bir daha uğraşmam zaten. Çok uğraştım.
Gördüğünüz gibi eğer şeyse önce binanı kendiniz yapmayı düşündüğünüz sonradan vazgeçtiyseniz olay bu arkadaşlar. Yani menüye girip seçiyorsunuz, parayı bastırıp yani inşaat şeyini yapmasını beklemektense her şeyi kendiniz o anda yaptırabilirsiniz. Şuraya şöyle tane kaçak koyduk ama inşallah çok sırıtmaz o arada. Sırıtırsa da yapacak bir şey yok. Bir şeylere sök takabilirim onun yüzünden. İşaretledik mi? Evet, çat. İşte böyle arkadaşlar. Hiç fena değildi ama o çok güzel. Yağmur da tam zamanında durdu. Hı? Nasıl bir manzara? Gölün etrafında. Evet, şu arkadaş aslında fena durmamış. Şurada değil mi? Çok sırıtmamış. O değil, şurası peyzaj modunda birazcık daha neyse. Şuraya şeyden dolayı yapamadık. Pompa falan var diye. O kadardan da olsun. Fena değil ama. Güzel yapmışık. Evet. Şimdi arkadaşlar baya bir bu sefer şehir şeye benziyor şöyle bakıldığı zaman. Baksanıza. Binalar şeyler böyle. Evet. Bunlar ya kültür merkezi ya da şey olarak geçiyor normalde. Benim için önemi yok. Ben hani maksat şehir bir şeye benzesin diye koydum bazılarını. Evet. Burası dediğim gibi şunları da yaptıralım. Silolar. Şimdi arkadaşlar burası normal evler. Bakalım. 92 kişi var şu anda. 92 kişi gelmiş. 30 kişi işsizmiş falan falan. Neyse onu daha oyuna tam girmediğimiz için daha hiçbirinin yaya yolu yok. Burası. Telsizi duydunuz. Polis amcalar. Araç alalım amcamlara. Şundan kaç? 2 araçlık. Güzel. Tamam. Şöyle bakabiliriz. Bu normal küçük bir polis merkezi. Çünkü büyüğü çok büyüktü. Çok sırıtıyordu burada. Yani büyüğü ne kadar diyeyim. Şundan bile biraz daha büyüktü galiba. Hiç olmadı buraya bir türlü. Onun birkaç tane daha fazladan aracı var. Neyse. Bununla idare edeceğiz. Olmadı bir tane daha kururuz. Zaten buraya şu bölgeye yeter diye tahmin ediyorum. Peş sıra onun mesafesine bir bakalım mı? Baksanız zaten nereye kadar geliyor. Aydın'a kadar geliyor zaten. Aydın Balıkesir. Şimdi Balıkesir'e de bir tane kursak. Aydın'a da bunun gibi kursak. Zaten hepsinin mesafesi bütün her yere yeter. Evet. Buraya geçtik. Polis. Hepsi lazım arkadaşlar. Oyunda gördüğünüz her şey lazım. Şimdi şeyi bak, sıcak suyumuz yok. Aa var. O buradan almış ya 369 metreden. İyi. Ama şey olduğu zaman kışın belki yetersiz gelebilir yine. Onu da söyleyeyim. Boruları mesela orası elektrikle çalışıyor. Elektrikle değil de normal mesela kömürle suyu ısıtıp da dağıtmaya çalıştığınız zaman boru döşemeniz gerekiyor. Boru döşediğiniz zaman da yerden gitmeye özen gösterin. Çünkü yerin altından gitmezseniz kışın hava iyice soğuduğu zaman ısısı düşüyor. Yetersiz olduğundan bahsediyor. Baştan pahalı olacak ama
Evet, ısıtma sisteminin borularını mümkün mertebe yer altından gitmeye çalışın. Evet, burası arkadaşlar itfaiye. Şimdi elektrik yay yolu vesaire. Önce aracımızı alalım. Aa, bak şimdi şurada şeyi unuttum. Şunu bir kurdurmamız lazım. Çok önemli. Evet. Heli. Bakalım en ucuzunu alalım. 112 21 bin lira. 22 bin, 21 bin. Şimdi burada araçlarımız var bak. Hop, bu değil ya. Şimdi burada da aynı şeyleri gösteriyor gördüğünüz gibi. Yalnız şunun kurulumundan bahsedeyim. İtfaiye kurdunuz değil mi? Bakın şu anda ikisini birbirine alıyor. İtfaiye kurduktan sonra helikoptere geliyorsunuz buradan. Şuraya ilk tekliye veya üçlüye. Bunu yanına yanaştırdığınız zaman şu anda tabii olmayacak. Eğer yeterli boş yer varsa yeşil düzgün şekilde yanacak. Arkadaşlar. Şimdi burası öyle. Şuraya hastane için koyayım falan dedim. Neyse. Şimdi hiçbir şey karıştırmayalım. Bunun beraber olması için yanına yaklaştırdığınız zaman zaten yeşil ikisinin de parlıyor. Bariz bir şekilde. Hani biz diyor alanımıza girdik diyor. Böyle olunca evet. Şuraya da set yaptım. Helikoptere şey olmasın diye. Evet. Şimdi dört tane aracımızı aldık. Buraya da ah 3 artı mı? Hadi canım. Öyle değildi ya. Bu ayrı almıyor muyduk ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ne böyle oldu? Vay. Vallahi yanlış hatırlıyorum. Allah Allah. Bütün araçları sattı. Nasıl satıyorduktan buradan tek bir aracı? Namussuz. Ya ben hakikaten hakikaten böyleymiş ya. Ben hepsini birden aldım zannediyordum. Neyse idare edin arkadaşlar. Arada böyle olur. Evet helikopterimiz de burada. Eğer bir aksilik olmazsa yangın zamanında bu kalkacak. Buradan da su doldurabilir. Buradan doldurup hemen müdahale edebilir. Çok faydalı oluyor. Helikopterler. Evet. Daha sonra işte kanalizasyon vesaire şeyimiz burada. Ondan sonracığıma burası neymiş? Salut. Salut. Ay, salut restoran mı? Salut. Evet restoran. Arkadaşlar restoranda sadece alkol varmış yalnız. Aa, bakın burası ısı şeyi gelmiyor galiba. Evet gelmediği için tek bir tane hata vermiş. Binanın ısısı şey değil diyor. Bar restoranmış evet. Salut. Evet. Kavşağımız döner kavşağımızı şöyle bir değişik bir şey yaptım. Burası neymiş? Buranın peyzajıyla falan pek uğraşamadım. Daymış İzmir Corner Small. Evet İzmir köşe sineması. Evet. Hangi köşedeyse artık. Şöyle biraz arka tarafları toprağa batmış ama mod olduğu için bu tarz şeyler normal karşılıyorum. Evet. Bu binayı görmüştük. Hastanemiz. Tamam arkadaşlar ilgileneceğiz sizin şeyle de. Hayır. Buraya niye böyle olmuş ki bu? Isıdan bahsediyor. Neyse. Belki orası yetersiz geliyor bütün her şey kurulduktan sonra. Kanalizasyon falan bakın.
Gördüğünüz gibi her şey var. 2, 4, 6, 7 tane araç alınabiliyor. Şimdi 4 tane alalım. Evet, gördüğünüz gibi burada. 4 tane aldım çünkü bir de polikliniğimiz burada var. Buraya neredeyse yürüyerek gidiyorlar ve oranın kendi araçları da var. Şimdi paldır küldür bütün parayı harcamak istedim. Şurayı bir düzenlemek gerekiyor. Burası İzmir Flats. Normal ev burası. Burası arkadaşlar, evet, üf, şey, kreş, Teremok, Teremokmuş ismi. Bu binamız da arkadaşlar 300 kişilik, çok güzel, hoşuma gitti bu binada. Alt tarafları alış şey gibi, mağaza gibi böyle. Evet, yine elektrik, kanalizasyon bağlantıları, şu da güzel. Umarım gerçekten de araba geçiyordur buradan. Yolu bağladık. İnşallah geçiyordur çünkü ben bütün bu arka tarafı ona bağladım. Sonra lan dedim ya geçmiyorsa gözümle bir daha görene kadar modu ilk defa oynayacağım. Şuradan da aradan bir bağlantı yaptım. Evet. Burayı da gördük. Evler. Burası okul arkadaşlar. Evet, şimdi okulun bağlantısı falan niye böyle, okulu hiç kimse şey yapmamış da. Aa, öğretmen ve normal çalışan ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Burası ne? İzmir restoranı demiş ama evet, yani biraz hoşuma gitti, öyle değişik bir şey. Bunu da buraya koydum. Şurada bir otoparkımız var. Yalnız peyzajını yüksek olmuş. Burayı yıkıp bir daha düzeltirim. Bakın çok rampa çıkmışız. Evet, kötü bir çalışma olmuş orada. Şuraya da değişik bir şey. Tiyatro. Kültürel faaliyet olarak koyduk. Bakalım. Burası zaten tren yolunun yapıldığı şey için şimdilik yapıyor. Şimdilik durum bu arkadaşlar. Burada bunu şuraya, buraları yıktım. Bir spor şeyi kurdum. Belki şu anda gitmiyorlardır bile. Neden derseniz kış oldu ya. Kapalı havuz falan kurmak gerekiyor. Evet, şu anda buraları kurduk. İnsanlar geldi. Yolları şey yapmak lazım. Yürüme yollarını özellikle. Şurada rahat rahat işe dağılsınlar. Evet, şimdi burada neler kaldı? Şeye karar veremedim ben. Alışverişle ilgili buraya bir spor diyorum ya. Süpermarket, böyle büyük bir şey yapayım dedim şuradan. İnsanlar buraya gidip gelsin. Ondan sonra acaba o kaldı öyle. Hani neyi kurayım, nasıl yapayım falan diye. Sonra ulaşımla ilgili şey var. Onun dışında başka bir şey. Şunu da kuralım. Bu da kurulsun. Dediğim gibi bakın, yollar buraya kadar geldik. Nereden? Balıkesir'den çıktık artık. Yukarıya kadar geliyoruz. Buradan aşağı döneceğiz tekrar İzmir'e. Çanakkale'ye gitmeyiz. Bursa'ya geliriz. Orada buradan da zaten devam Angara. Evet, şimdi Zonguldak'a gelelim. Evet arkadaşlar. Şuraya bir tıklayayım, kurulsun. Bunun da detayına ineceğiz. Evet. Gitsin paracıklar. Buraya elektriği parayla aldık, getirdik. Evet, Zonguldak'ın ilk şeyini başlattık bunu vesileyle. Evet. Vay 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 vay. Bakın ısıtma problemi diye zaten şeyde çıktı, kreşte. Ona bakacağız zaten, o kadar binadan sonra normal. Evet. Hemen durduralım oyunu. Evet arkadaşlar. Burası 425 tane işçinin çalışabileceği
Zonguldak Maden Ocağı. Şöyle yapalım mı? Oy. Ne yazıyorum ben ya? Elmas. Kara elmas. Zeyle değil herhalde değil mi? O kadar da elmas. Neyse. Evet. Nerede kaldık? Evet, yol bağlantısı yok falan falan falan, suyu yok diyor. Elektriği var bir tek. Suyu yok, kanalizasyon yok. Yapacağız. Şunu da bir kurduk ya. İşçiler yok. İşçiler evle birlikte zaten onları kuracağız. Buradan çıkan kömür direkt şu sistemle ne diyorduk bunlara ya? Konvoyör mü ne diyorlar? Neyse, onlarla buraya gelecek. 1200 ton buranın şeyi var. Yani ne demiş? Yol bağlantısı, işte itfaiye ve ambulans için vesaire için yol bağlantısı yok falan falan diyor. Tamam, şimdilik şey olmayacak zaten. Kendi kendine yanmaz herhalde. Burada çıkanı ilk burada biriktireceğim. Buradan amacım liman kurup artık burada bir yere, hiçbir şey yapmadım daha ona. Öncelikle evleri falan kurmak lazım, buraya çalışacak olanları. Onlar için bir ev kurunca biliyorsunuz su, elektrik, hava gazı, otobüs, trolleybüs alayı gelecek peşi sıra. O yüzden bu böyle kalıyor. Elektrik buraya şeyden geliyor. Şuradan. Kırklar elinden aldık elektriği oraya. Evet, daha sonra burada ne var? Şurada bir tane binamız var. 115 bin lira, kurmayalım şimdi bunu, çok geldi. Güzel bina. Buraya bir köprü daha kurdum. Üst yol bağlantısı. Burada Ayasofya var. 294 bin lira. Kuralım bunu ya. Bak. Ayasofya kurulsun. Safi zarar olacak ama şu da kurulsun madem ya. Bakalım. Çünkü buraya daha gelmemiz çok var. Yani benim şu petrolü işletip satış yaptıktan sonra gelen parayı göreceğim. Ona göre şu olayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Evet, bu arada şunlar da birlikte havada aydınlanır muhtemelen. Bunları da görmüş oluruz. Hala kuruluyor. Evet, burası kuruldu. Gördüğünüz gibi buraya da yakışan bir bina oldu. Tam şu şeyle. Tabii. Şimdi İstanbul oldu. Ha? Bir de kapalı çarşı yaparız buraya. Vallahi İstanbul'u İstanbul gibi yapamayacağız aslında. Çok küçük kaldı. Bıkış bıkış bir şey de yapamayacağız buraya. Öyle İstanbul'a işte. Vay arkadaş. Bitmedi ya. Evet. Şükür kavuşturana. Gayet güzel. Değil mi? Yapan arkadaşın ellerine sağlık. Uğraşmış, emek vermiş. Bayağı güzel yapmış. Evet. Eğer ki şey yapabilirsem biz de bunun etrafını güzel böyle bir peyzaj yapıp daha da burayı güzelleştiririz. Hoş olur. Yani pek bir şey dolduracağımı zannetmiyorum burayı. Şurada bir yerler kesebiliriz şeyleri. Evleri falan, burası böyle güzel kalır. Şu yolu şöyle değil de belki düz geliriz falan. Bakalım. Bir şeyler daha düzgün şeyler yapmaya çalışırız. Evet. Dediğim gibi Zonguldak'ta kömüre başladık. İstanbul'da böyle bir başlangıç oldu. Ondan sonra burada herhangi bir şey yok. Elektrik aldık sadece.
bu bölgeden. Dediğim gibi limanlarımız biliyorsunuz çalışmaya devam ediyor. Evet, artık bir şeye benzedi. Şimdi bunların eksiklerinin giderilmesi var, kontrolü var. Dedim buranın çalışmasının herhangi bir önemi yok, insan yok zaten. Hani sadece binanın amacı gösteriş. Ondan sonra şu Alsancak limanının bağlantısının yapılması lazım, yolunun tamamlanması lazım. Buraya gemiyle çünkü şeyi çekmeye başlayacağım. Malzeme çekmeye başlayacağız. Evet, burayı bakın hatta şurayı sizinle birlikte şey yapalım şöyle ışıklı olsun tabii ya. Böyle güzel oldu değil mi? Akşamları ışıklarda yansın. İşte daha sonra şu kaldırım yolu kaldırımları da bunun peşi sıra aynı şekilde bakalım. Şurayı bağlamayacağım kanalizasyon için. Böyle de güzel gözüküyor. Bu ağaçları ben diktim. Şunları gördünüz hepsini. Bu yukarıdakiler de falan bana ait tabi. Evet. İşte bu. Değil mi? Şu arkadaki tren yolunun şu saçmalıkları olmasa. Evet. Bilmiyorum, buraya herhalde başka bir şey kurmam. Burası böyle kalır. İnsanlar çok da mutlu değilmiş. Vallahi biz de mutlu değiliz ya. Evet, burası asfalt yol, o yüzden böyle farklı. Yapmışken dedim hadi şu 4 yıl ağzı asfalt olsun. Evet arkadaşlar, şimdilik durum bu. Şu anki şey ne? Buradaki insanların nabzına bakacağız. Ne istiyorlar öncelikli? Gerçi birçok şey tamam da dediğim gibi ısı şu anda ciddi bir sorundu. Bakın herkes binanın gelmesine rağmen şeyi gelmesine rağmen ısıdan bahsediyorlar. Onu şey yapmamız lazım. Daha sonra buradaki yolları tamamlamamız lazım. Yürüme yolları yok. Yürüme yolu çok acil yapılması gerekiyor. Burayı ellemeyeceğim. Bu park böyle kalacak. Şuraya hiçbir fikrim yok ne yapabilirim diye. Bu ne binası ya? Evet, Stuhol. Yani normal iş merkezi gibi bir şey olarak geçiyor. İnsanlar buraya da gelebiliyor. Neyse burada böyle işte fena değil. Şehir merkezine yakışan. Şimdi ne var? Şuranın bir yerleşim ya da yerleşim yeri değil de çalışanlarını ayarlamamız gerekiyor. 50 kişilik bir çalışana ihtiyacı varmış buranın. Yani burada 50 kişinin çalışabilmesi için yani yine her zamanki okul, bakkal, çakkal kurmazsan olmaz. Evet, buranın da betondan bir zaburu var. Bu zabur olayını da seviyorum. Böyle bir şey yapıyor yani. Evet. Sonra bu binayı da kurduk. Bayağı para harcadık ya. Burası elektrik için arkadaşlar. Balıkesir. Artık Balıkesir'e girmiş olduk yani. Yani buradaki çalışanlar Balıkesir'den gelecek. Gözün aydın Balıkesir oyuna dahil oldun artık. İzmir'den Balıkesir'e de geçmiş olduk. Evet. Ha, bu arada tren yolumuz İzmir'den çıkmak üzere. Yani bu arası çok zorluydu. Yani hala var, düşünmeniz gerekiyor. Bir anda yapamıyorsunuz. Yani şey olmasa, şu elektrik su falan derdi olmasa, kanalizasyon basket koyduğun gibi her şey çalışmaya başlıyor. Yani o kadar basit oluyor. Başka bir şeyin önemi yok. Yani şurası pek hoşuma gitmedi. Şurayı peyzajına mayzajına belki binaları bile değiştirebilirim. Hoşuma gitmedi pek. O an için hani ilk kurulumda hiç fena değildi de. Şu an için evet. Evet arkadaşlar.
gördünüz. Şehir bu şekilde kurulur. Önce inşaat sekmesinde koyarsınız. İyice bir planınızı yaparsınız. Ondan sonra dedim ya, menüsüne tıkla, kur. Tık tık tık. Suyumuz var, kanalizasyonumuz var, ısıtma yok. Mesela şuradayken şeyi de göstereyim. Bunda var mı? Şuna bir tıklayalım bakalım. Çıkart demiş. Polis. Çıktı mı? Pardon, bunda değil. Bunda yok. Burada var mı? T harfi. Evet. Neydi bu? İtfaiye. T harfiyle gördünüz mü? Itfaiye diye geldi ama olsun. Hastaneye de yazabiliriz. Hastanenin de vardı diye hatırlıyorum. Evet. Hastane. Evet. Yani farklı isimler de verebiliyorsunuz kısaca. O da olabilir yani. Şöyle güzel oluyor. Evet. Mesela buranın olacağını zannetmiyorum. Evet, yok zaten. Bunun var mı? Yok. Kreşin de yok. Evet, olmasın zaten. Neyse. Arkadaşlar durum bu. Bundan sonrası şuralara bakacağız. 83 kişi. İşsiz, 24 tane çıldırın diyor, okula gidemiyor. Çünkü diyor okul yok diyor. Okul var. Size uzak kardeş. Size uzak kardeş. Bakalım bunların yürüme yoluna hiçbir şey göstermiyor. Çünkü yürüme yolu da yok. Bağlantıları da yok. Adamların hiçbir yere. Bunlar da bir şey gösteriyor mu? Evet, bunlar da var. Şeyden çıkabiliyorlar bunlar da. Ana yol üzerinden. Nereye kadar gidiyor? Tiyatroya kadar, hastaneye kadar gelebiliyorlar. Yo, hastaneye gelemiyor. Komşu eve gidebiliyor. Evet, buraları demek ki şey yapsak, şu evdekiler neredeyse yürüyerek bile şuraya gidiyor. Aslında şu evdeki amacım şu noktayla buradakilerle birlikte burayı çalışmaları şu noktada. Bir şey istemiyorum ben bunlardan. Şu itfaiyeyi, hastaneyi, işte karakolu bana şeysiz bırakmasınlar. Tren yolunu falan. Çünkü ben burayı yıkacağım. Şuraya güzel belki bir tane büyük bir bina. Arkasına bir iki şeyle buranın devamını getirmeliyim. Ta ki şurası mesela elektrik üretene kadar burası çalışmak zorunda. Bir kişi geliyor ya. 20 kişi organize ettim. Bakın bu bina da buraya bakıyor ha. Gelmesi yok işte. Şurası çalışana kadar. Zaten bu Balıkesir Elektrik AŞ olsun ismi. Bunun çıkışları öyle bir şey ki ayarladım. Çanakkale'ye bile buradan vereceğiz diye düşündüm şu anda. Şeyi. O yüzden burası buraya kadar bakın tesisat çok güzel. Bakın büyük direklerle artık. Buradan ise sanki seyyar üçlüyle elektrik alıyoruz aslında. Şimdi buradan çıkıyor da. Ama yapacağız. Yani şurayı düzenleyince buradan şeyden bilemedim. Tren yolunun yanından mı giderim yoksa yoldan mı giderim diye şey yapamadım. Şimdilik burası böyle kalsın. Suyu buradan kurtaracağız. Ya da düzenleyeceğiz. Pompa ile çekiyoruz ya. O zaman burası düzene girdikten sonra şunlar tabii gidecek ya buraya yeniden böyle daha büyük pompalı şey yaparız. Çimentolarımızı kurduk. Gelecek devamı. Halkın bak tabii şu anda evler falan kurulunca %61'e yükseldi biliyorsunuz şeyi çok azdı. %15'lere kadar düşmüştük. Asfaltımız olduğu için her şey daha iyi olacak. Bundan sonra şunları da devreye aldığım an asfalt olayına da gireceğiz. Gemi alacağız şimdi. Şey çekeceğiz. Bitumen alırız. Asfalta da gireriz. Evet arkadaşlar, şimdilik durum bu. Bu şekilde herhalde daha iyi oluyordur. Sorun
sorularınız olursa arada yine sorun kurumlarla ilgili. Dediğim gibi zaten birçoğunu çok detaylı anlatmıştım. Elektriği anlattık, kanalizasyonu anlattık. Yani menüleri tek bir şeyde anlattım, videoda anlattım falan. İlk giriş videosu yapmıştık. Biliyorsunuz orada yeni başlayanlar için orada anlattık. Rehber video yaptık bir tane daha. Yine aynı şekilde tüm menüleri anlattık. Bir de bu şekilde buraya başladığımızdan beri epey bir kurulumlardan bahsettik. En önemlisi İzmir Nüfus Construction. İnşaat, kendi inşaatımızı yapmaktan. Ama şu an için başlamadık ama şimdi düzenlediğimiz gibi artık şehri adamlar kuracak. Öyle yapacağız. Onların kurmasını daha çok şey yapacağız. Bırakacağız yani. Sadece yolları değil, binaları da onları kurdurmaya çalışacağım. Evet. O zaman daha fazla anlatacak bir şey yok. Kafanızı şişirmeyelim. Video hoşunuza gittiyse paylaşın. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Abone olun. Like atın, yorum yapın. Yani aklınıza gelenleri yazın. Mesela bakın Emre'nin yazdığı gibi farklı modlar, farklı bir şeyler denemek, görmek istiyorsanız onları da şey yaparız. Dediğim gibi şu anda ne oldu? İzmir, Balıkesir devrede. İstanbul girdi. Zonguldak'a girdik. Zaten Konya'yı birkaç gün önce girmiştik tarımla. Zaten burası Gaziantep. Hatay üzerinde zaten liman falan kurup şu anda petrol çıkartıyoruz buradan. Petrolümüzü çekiyoruz. Kıbrıs'a ne yaparız? Otel yaparız buraya böyle büyük. Değil mi? Şatafatlı. Şimdi çok güzel bir tane bina buldum. Dev gibi yüksek. Ankara'ya dikeceğiz yani. İzmir'den buradan bakınca bile yani şöyle bakınca tak diyeceğiz Ankara Han da burada. Öyle bir şey yapacağız oraya da. Buldum. Yani arada işte modlara da bakıyorum. Yeni bir şey ya da ilgimi çekecek şeyler var mı? Değişik şeyler var. Güzelleştireceğiz, süsleyeceğiz yani. Değişik bir şey olsun. Evet arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.